Merhaba arkadaşlar, Sen Anlat Hocam kanalına hepiniz hoş geldiniz. Kaldığımız yerden AYT denemesinin sorularını çözmeye devam ediyoruz abicim. 6 tane daha sorumuz kaldı. Hemen başlayalım sorumuza okumaya. Bakalım farklı sıcaklıklara sahip 1, 2 ve 3 ortamlarına ekilen X, Y, Z tohumları çimlenirken köklerinde gözlenen yönelim hareketleri yukarıda şekildeki gibi gösterilmiş. Tamam, bak görüyorsun. Neymiş? Farklı sıcaklıklara sahip. Her biri farklı sıcaklık. Atıyorum 30 santigrat derece, 26 santigrat derece, 35 santigrat derece. Tamam, bana bunu vermiş. Diyor ki yönelim hareketleri yukarıdaki şekilde gösterildiği gibidir diyor. Buna göre diyor ifadelerinden hangileri doğrudur? Bakalım, bir. X ve Z tohumları ikinci ortama ekildiğinde kökler yer çekimi yönünde büyür. Abicim şimdi bakacak olursak bak. X'i buraya ekmiş 30 santigrat dereceye ama kök 26'ya doğru gitmeye başlamış. Bak gördün mü, bu tarafa doğru gidiyor, 26'ya doğru. Z'yi 35'e ekmiş, o da 26'ya doğru gitmeye başlıyor. Yani sen bu ikisini buraya eksen böyle büyümeye devam edecekler. Anladık mı? Bak bize burada bu soruda bunu gösteriyor, bir doğrudur. X, Y, Z tohumlarının köklerinde gözlenen hareket fototropizma. Abicim bu tropizma hareketi değildir. Tamam, bak bu fototropizma hareketi değildir. Tamam, hani bu bir tropizma hareketidir ama fototropizma değildir. Bu sıcaklığa doğru geliyor veya kimyasal maddeye doğru geliyor veya suya doğru geliyor. Anladın mı? Kök yönelimi. Fototropizma demek ışığa doğru yönelimdir. Bu ışığa doğru gitmiyor ki. Bu ışığa doğru gitmiyor. Anladın mı? Kimyasala gelirse kemotropizma olacak gibi. Veya hidrotropizma, suya gibi. Anladık mı? Bu tropizma oluyor, yani fototropizma değildir. Geçtik. Bu yer çekimine doğru geliyorsa buna geotropizma denilecek. Tamam mı abicim? İkili olanı atıyorum. Birsiz olanı atıyorum. O birsiz olanı cevap ya A, ya C. Bakalım. X, Y, Z tohumlarından hiçbiri uygun sıcaklıktaki bölgeye ekilmemiştir. Bak hepsi bir tarafa doğru gidiyor değil mi? Eyvallah, doğrudur. Y de 35'e doğru gitmeye çalışıyor. Gördüğün gibi doğru cevabımız Ceyhan olarak geldi. Çok kek bir soru ama değişik bir soru. O yüzden aldım bunu. Ses dalgalarının neden olduğu titreşimler yapılarını hangi sıraya göre geçerek iç kulaktaki işitme reseptörlerine uyarır? Ben sana güzelce anlatayım, ondan sonra soruyu çözelim. Bak şimdi burası dış kulak, kulak kepçesi, sonra şurası kulak yolu, sonra şurası kulak zarı, sonra bunun üzerinde bak şuraya kadar zaten geldim, dış kulak, tamam mı? Şurası iç kulak, şöyle geldim. Dış kulak tam böyle kulak zoruyla bitiyor. Ya kulak zorunu yani ne içe ne dışa sokuyorsun, tam ortada tutuyorsun gibi düşünebilirsin. Tamam mı? Kulak zarı burada. Sonra burada örs, çekiç, üzengi kemikleri var. Tamam mı? Örs, çekiç, şöyle çekiç, örs, üzengi kemiği var. Çekiç kemiği zarın üzerindedir. Çekiçle zarı dövdüğünü kafanda böyle kalsın. Ondan sonra işte atıyorum buradan aşağıya doğru gelen bir şeyimiz vardır. Östaki borumuz vardır. Efendime söyleyeyim, şöyle iç kulakta salyangoz vardır. Tamam, salyangoz vardır. Bunun üzerinde dalız vardır. Efendime söyleyeyim, şurada yuvarlak pencere vardır. Tamam mı? Oval pencere vardır. Yani mevzu şu. Örs, çekiç, üzengi, oval pencere, ondan sonra dalıza gönderiyor. Tamam mı? Mevzu bu. Bak mevzu bu. Ondan sonra iç kulağa geliyor. İç kulakta da çeşitli şöyle kanallar vardır. İç kulağın içerisinde sıvıdır arkadaşlar. İç kulağın içinde sıvı vardır. Orada böyle kanallar var. Tamam mı? Şöyle kanallar var. İşte vestibüler kanal, kohlear kanalı ve timpanik kanal var bunun içerisinde. Kohlear kanalının içerisinde korti organı denilen bir organ vardır. İşitme sinirleri buraya gelecektir. İşitme sinirleri buradan çıkar. Yani önce bak kulakta ses dalgaları önce havanın titreşimiyle başlar. Her şey titreme. Önce hava titreşir. Titreşen hava gelir kulak zarını titreştirir. Artık katı titreşmeye başladı. Sonra çekiş, örs, üzengi. Sonra yuvarlak pencere burası. Oval pencere. Sonra oval pencereden sonra dalıza geldi. Dalız daha sonra bunu nereye iletti abicim? Salyangoza. Salyangozun içerisinde bak burada katı titreşti. Gördünüz mü abicim? Bak burada hava, burada katı. Bunun içerisine girdiği anda sıvı titreşmeye başladı. Bunun içerisinde sıvılar vardır abicim. Tamam mı? Hatta PEP sıvısı denir. Perilenf, endolenf, perilenf sıvısı şeklinde gelir. Korti organı dokunduğu anda burada işitme sinirleri artık bunu uyartı şekline dönüştürür, beyine gönderir. Tamam mı? Olay bu kadar basit. Yani ses dalgalarının neden olduğu titreşimler iç kulaktaki işitme reseptörlerini uyarır. Hangi sırayla geçerek? Önce ne yapacak abicim? Kulak zarı olacak. Ondan sonra kulak kemikleri dediği çekiç, örs, üzengi. Sonra da salyangoz. Yani 3, 1, 2.
Nerede? 3-1-2 Denizli doğru Burak'cığım. İnsanda boşaltım sistemi ile ilgili özelliklerden hangileri su kaybını azaltmaya yönelik adaptasyonlardandır diye gelmiş. Tamam, adaptasyonlardandır diye gelmiş. 1. Henle kulbunun geri emilim olması. Bak şimdi mevzu ne biliyor musunuz çocuklar? Bak boşaltım sisteminde. Şurası getirici atar damar, şurası götürücü atar damar, tamam mı? Bu iki atar damar arasında yer alan tek katlı yapıya, bak unutmayın burası çift katlıdır eyvallah ama tek katlı yassı epitelden oluşuyor. İkinci katı Bowman kapsülün etrafı geliyor, ona desteklik sağlıyormuş gibi düşünün. Yoksa buradaki kılcal da tek katlı yassı epiteldir, tamam mı? İki atar damar, getirici atar damar biraz daha böyle çapı büyüktür. O yüzden basınçla gönderilir, tamam mı? Buradan maddeler karşı tarafa süzülür. Bu olaya süzülme denir. Sonra şurası proksimal, şurası Henle'nin ineni çıkanı, şurası distal tüp, şurası da idrar toplama kanalına bağlanıyor. İşte bakın bizim bir şeyimiz, nefronumuz bundan meydana geliyor, tamam mı? Şurası proksimal, şurası distal, şurası Henle'nin ineni çıkanı, şurası da gördüğünüz üzere yani glomerulus kılcalı burası, glomerulus kılcalı. Burası Bowman kapsülü, ikisine birden Malpighi cisimciği denilmekte. Tamam, Malpighi cisimciği denilmekte. Bak şimdi mevzu ne biliyor musun? 1. Önce madde buradan karşı tarafa geçer. Bu olaya süzülme denir. Sonra süzülen maddelerin içerisinde yararlı maddeler de vardır. Onu idrarla dışarı atmak istemezsin. Bu sefer onu buradaki nefrondan, tüplerden veya henleden, idrar toplama kanalından kana geri emersin. İşte buna geri emilim olayı denir. Mesela su buradan geçer. Daha sonra buradan geri emilerek su kaybını azaltmış oluruz. Anladın mı abicim? Bizler sudan karaya çıkmış canlılarız, anladın mı, evrimsel süreçte? Biz o suyu dışarı atmak istemiyoruz. O suyu biz kendimizde kalmasını istiyoruz. Niye dışarı atalım abicim, tamam mı? O yüzden geri emilim yaparak ne yapıyoruz? Suyu geriye doğru emiyoruz. Böylece 10 numara suyu azaltmış oluyoruz. Kaybını azaltmış bir adaptasyon meydana getirmiş oluyoruz. Bak bir olacak. Bir olacak. Birsiz olanı attım abiciğim. Tamam mı? Glomerulus kılcallarının gelişmiş olması. Bak şimdi arkadaşlar mevzu şu. Glomerulus ne kadar gelişirse buradan dışarıya doğru daha fazla madde çıkışı sağlanacaktır. Yani daha fazla su karşıya geçer. Anladın mı? Ama glomerulus körelirse o zaman buradan karşı tarafa doğru su göndermiyorsun. Anladın mı? Suyu kendinde tutuyorsun. Çok az gönderiyorsun. Mesela çölde yaşayan bir canlısın. Devesin, deve, tamam mı? Devesin mesela. Bir, develerin glomerulusları küçüktür. Bak küçüktür, körelmeye yakındır, küçüktür. Az su geçer. Bir de henleleri o kadar uzundur ki, bak o kadar uzundur ki emebildiği kadar suyu geri emer. Abi çölde yaşıyorsun. Dışarıya suyu atmak istemezsin idrarla. Anladın mı? O yüzden az gönder, çok em. Mantık bu. Az gönder, çok em. Eğer ki glomerulus kılcalın gelişmiş olursa çok gönderirsin abi, çok gönderirsin. O yüzden bu suyu azaltır, senin vücudundaki suyu azaltır. Tamam mı? Kaybını değil, direkt suyu azaltır. İkili olanları atıyorum şöyle. Boşaltım ürününün üre olması. Bak şimdi abicim, boşaltım ürünü bir amonyak vardır. Üre vardır, ürik asit vardır. Abicim amonyak çok suyla atılır. O yüzden amonyağı suda yaşayan canlılar atar. Değil mi abicim? Balıklar atar, kurbağa larvaları suda yaşıyor zaten. Suyun içindesin, suya ihtiyacın yok. Amonyak şeklinde atıyorsun ama biz karaya çıktık. Karada yaşayan canlısın. Senin amonyak şeklinde atman çok fazla suyu dışarıya atman demektir. O yüzden biz ne yapıyoruz? Karaciğerde amonyağı üreye çeviriyoruz ki daha az miktarda suyla dışarıya atalım. Mevzu budur. En az suyla da ürik asit şeklinde atılır. Tamam mı? Bunu da kuşlar atar, sürüngenler atar. Ama her şeyin vardır bir bedeli. Bunu atarken enerji harcamazsın abicim. Suyla atarsın, çok az enerji. Üreye çevirirken yaklaşık 3 ATP harcarsın. Ürik asite çevirirken daha fazla ATP harcarsın. Yani en fazla enerji harcanılarak atılan ürik asittir. Ama en az suyla atılan da budur. Su önemli abicim. Enerjiyi bir şekilde buluyorsun ama su önemli. Tamam mı? O yüzden doğru cevabımız 1 ve 3 Denizli olarak karşımıza çıkmıştır diyoruz. Geldik iskelet kas sisteminden bir soru. Aşağıdaki şekillerde kas çeşitleri numaralar ile gösterilmiştir. Numaralar ile gösterilen kaslarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Bak bu çizgili kastır. Çizgili kasta böyle enine bantlaşma var. Bak enine bantlaşma var. Çok çekirdekli. Enine bantlaşma demek aktin ve miyozinlerin düzenli dizilmesi demektir abicim. Enine bantlaşma görüyor musun? Bir bunda var, bir de şeylerde var, görüyor musun? Kalp kasında var. Bak kalp kası bu. Kalp
kepkasında dallanmalar var. Şöyle diskler var. İnterkeler diskler var. Tamam mı? Önemlidir. Bak o diskler iletimi sağlarlar. Bak görüyor musun? Çizgili kaslarda normalde şöyle hücrelerdi. Hücreler bunlar erimeye başladı. Şunlar eriyor. Bütünüyle bir hücreymiş gibi oluyor. O yüzden çok çekirdekli. Anladın mı? Yoksa tek çekirdekli. Hücreler eridiği için zarlar. Bunlar çok çekirdekli olarak gözüküyor. Neden bu? Bak bunlar da düz kas. Düz kaslar şöyle yapayım. Düz kaslar mekik şeklinde. Bak mekik şeklinde tek çekirdekleri var. Şurası çizgili kas. Şurası kalp kası. Kalp kasında dallanmalar var. Dallanmalar var. Şuralarda da diskler var. Sakın unutma. Tamam mı? Bunda da enine doğru bantlaşma var. Bak şimdi. Enine doğru bantlaşma ne biliyor musun? Aktin ve miyozin düzenli. Bak. Aktin ve miyozin yok demiyorum. Aktin ve miyozin her üçünde var ama bu ikisinde düzenli, bunda düzensiz. Ama aktin ve miyozin her üçünde var. Bak sakın unutma, tamam mı? Bu hızlı çalışır. En hızlı çalışan budur. İstemli çalışır, iskelet kaslarında bulunur. İstemli çalışır, hızlı çalışır, çabuk yorulur. İstemsiz çalışır, istemsiz çalışır. Şöyle bir şey var mı? Dur lan ben kalbimi bir şöyle bir attırayım biraz, şöyle 10-20 attırayım, ne bileyim mideyi biraz hızlı çalışır. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok ama iskelet kaslarını hızlı çalıştırabiliyorsun. Hızlı çalışır. Daha yavaş çalışır, en yavaş çalışır. En yavaş çalışan düz kastır. En hızlı çalışan çizgili kastır. Çabuk yorulan çizgili kastır. Hızlı çalışır, çabuk yorulur. Mevzuyu anladın mı? Hızlı çalışır, çabuk yorulur. Bak, yavaş çalışır, daha yavaş çalışır. Yorulmaz. Abicim kalbin yorulursa ölürsün. Yorulmaz. Düz kaslar yorulmaz. Çizgili kaslar yorulur. Bak, kalp kası görüntü itibariyle buna benzer, çalışma itibariyle buna benzer. Bakalım hangisi demiş, hangisi yanlıştır demiş. Bakalım. Bir numaralı kas çok sayıda embriyonik hücrenin kaynaşmasıyla oluşur. Eyvallah dedim ya. Embriyonik hücreler ayrılır ayrılır ve bir numaralı da çok çekirdekli bir hücre meydana gelir. Tamam mı? Geçtik. İki numaralı kasta hücreler arasında interkalar diskler vardır. Eyvallah doğrudur. Bağlantıyı sağlar. Tamam. 1 ve 2 numaralı kaslarda miyofibriller düzenli dizilim gösterirken 3'te kasta görülmez. Eyvallah doğru. Yani aktin ve miyozin miyofibriller. 2 ve 3 numaralı kaslar istemsiz çalışırken 1 numaralı kas istemli. Eyvallah doğru. Cevap çıktı zaten. Kasılma hızları en hızlı burası demiş. Hayır, en hızlı bu, sonra bu, sonra bu abiciğim. Mevzu bu kadar basittir. Tamam mı? Geldik bir bitki sorusuna daha. Hadi son sorumuz bu da. Bitki sorusunu çözelim, bitirelim. Geldik bir bitki sorusuna. Bakalım abicim, aşağıdaki tam çiçeğe ait olan kısımlar verilerek, numaralandırılarak gösterilmiştir. Hangisi yanlıştır diyor. Bana hangisi yanlıştır soruyor. Bir numaralı kısım tozlaşmada görev yapar. Bak bunun adına taç yaprak denir. Taç yaprak böyle yaprağın çok güzel olmasını sağlar. Çiçeğin böyle güzel renkli olmasını sağlar. Sen de böyle güzel güzel görürsün gül bitkisini. Aman yarabbim kıpkırmızı. Hemen gidersin koklamaya çalışırsın. Bak tozlaşmayı sağlıyor. Aslında seni kandırıyor abicim. Anladın mı? Mevzu bu. Güzel güzel renk açarak senin ona doğru gitmeni sağlıyor. Tamam mı? Tozlaşmada görev alır. Eyvallah doğru. 2 numaralı kısımda mikrospor ana hücreleri. Bak burası erkek organ. Bak burası dişi organ. Çocuklar burası dişi organ. Burası erkek organ. Erkek organın içinde mikrospor ana hücreleri, dişi organın içinde makrospor ana hücreleri bulunur. Eyvallah doğru. 3 numaralı kısımda yani burada çift döllenme olayı gözlenir. Eyvallah doğrudur. Bitkide çift döllenme vardır. Birinci döllenme en kromozomlu sperm çekirdeği ile en kromozomlu yumurta arasında oluşup iki en kromozomlu zigot embriyo meydana gelirken, ikinci döllenme en artı en artı en yani polar çekirdeklerle sperm çekirdeğin birleşmesiyle 3 en kromozomlu besi doku meydana gelir. Bak buna çift döllenme. Sonra bunun etrafında kabuk oluşur. Tamam bak etrafında kabuk oluşur. Sonra burada fruktoz birikir. Hop al sana şeftaliyi meydana getirir abiciğim. Bitti bu kadar. Tohum taslakları 4 numaralı kısımda bulunur. Tohum taslakları bak tohum taslakları eyvallah doğrudur. 4 numaralı kısımda bulunuyor. 5 numaralı kısım polen tüpünü oluşturur. 5 numaralı kısım hayır. Polen tüpünü meydana getiren polenin içinde bulunan vejetatif çekirdektir arkadaşlar. Üreme kısmını eğer anlamadıysan, bilmiyorsan direkt olarak benim videolarımda var, izle kesinlikle anlarsın. Polen tüpünü meydana getiren çekirdeğin içerisinde bulunan vejetatif çekirdektir. O yüzden doğru cevap Edirne olarak karşımıza çıkmış bulunmaktadır. Hadi bakalım arkadaşlar, bir AYT denemesinin daha sonuna geldik. Beğendiysen beğen butonuna basmayı unutma. Bize destek olmayı unutma. Yorum olarak yorum atmayı unutma. Aynı zamanda abone değilsen abone olursan memnun oluruz. Hadi bakalım bir sonraki videoda yeni bir denemede görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.